Düşün Taşın YouTube kanalı hobi bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İlk videomda biliyorsunuz akvaryum balıklarına giriş hakkında konuşmuştuk. Şimdi ise hangi tür balık beslemeliyim? Adlı videoyu sizlere çekiyorum. İlk videoyu izlemek isteyenler kanala abone olup izleyebilir. Şimdi arkadaşlar önemli olan hangi balık besleyeceğimizde tabii ki akvaryumunuzun boyutları. Şunu da belirteyim, yorum olarak akvaryumunuzun boyutlarını yorum olarak yazarsanız ben de size güzel önerilerde bulunabilirim. Şimdi arkadaşlar iki tür üzerinde yoğunlaşacağız. Canlı doğuranlar ve cikletler. Bu iki tür üzerinden akvaryumumuz hangisine uygun onu belirleyeceğiz. Dediğim gibi akvaryumunuzun ölçüsü çok önemli. 30 santimden akvaryumlar genelde başlar. 2 metreye, 2,5 metreye kadar gider. Daha uzunlarını da üretim yapan arkadaşlar boylandırma akvaryumu olarak kullanıyor. Tabii ki bunun yanında bütçeniz de çok önemli. Ama yeni başlayan arkadaşlar için 60 santimlik güzel bir böyle salona, mobilya kaplamalı bir akvaryum yeterli olabilir başlangıç amaçlı. Genelde başlangıç balığı olarak da en revaçta olan balıklar lepistes ve ciklet türleridir. Ben bunların yanında size ciklet türlerini birazcık daha öneriyorum. Nedeni şu, ciklet türleri daha dayanıklıdır. Çünkü yeni başlayan arkadaşlar her zaman hata yapar. Hata yapa yapa öğreneceğiz bu hobiyi. Hataya da en dayanıklı balık genelde cikletlerdir. Lepistesler her ne kadar fazla satılsa da genel olarak canlı doğuranlar birazcık daha hassas türlerdir. Peki canlı doğuranların avantajları yok mu? Tabii ki var. Canlı doğuranları daha çabuk üretebilirsiniz arkadaşlar. Ufak hacimlerde daha fazla bir şekilde üreyebiliyor canlı doğuranlar. Bunun yanında cikletlerde de başlangıç balığı olarak mavi yunus, sarı prenses en ravaşta olan balıklardır. Pet shoplarda hep bunları görürsünüz. Peki bu türlerin akvaryumu nasıl olmalı? Hemen onu söyleyeyim. Örneğin 50 santimlik bir akvaryum aldınız. Canlı doğuran beslemek istiyorsunuz. Örneğin lepistes, pilati, kılıç kuyruk, bu tür canlı doğuranlar veya moli. Bunlar revaçtadır. Bunlar için en önemli şey bitki arkadaşlar. Akvaryumumuzun dibine bir bitki kumu alıyoruz. Siyah oluyorlar genelde. Kesinlikle böyle ince taneli kum almayın arkadaşlar. Birazcık daha bitki kumları kalın olur ve aralarında bitkilerin kökleri rahat dolaşsın diye birazcık daha böyle yumuşak olurlar arkadaşlar. Ondan alacaksınız bitki kumu. Üzerine de biraz kayalık koyabilirsiniz ama genelde canlı doğuranlar kayalıkları pek sevmez. Genelde bitkili akvaryumlar daha çok hoşlarına gider. Özelliklerini daha iyi yansıtırlar. Cikletler için ise arkadaşlar taş, kaya, bunlardan böyle mağaralar yapabilirsiniz veya hazır alabilirsiniz. Hayvanların özelliklerini daha iyi gözlemleyebilirsiniz akvaryumda. Tabii ki ufak akvaryum alıp ciklete bitki olmaz mı? Tabii ki olabilir ama bunlar sert balıklar olduğu için cikletler biraz daha bitkileri köklerinden sökeceklerdir. Hızlı hareketler yaptıkları için bitkilerin yerini değiştireceklerdir. Bu yüzden cikletlere bitki önermiyoruz. Bunun yanında zaten doğal ortam gereği cikletlerin yaşadığı Malawi Gölü'nde de arkadaşlar bitki çok az sayıda var. Genelde canlı doğuranlarda bitki vardır. Tekrar belirtiyorum, eğer akvaryumunuzun ölçüsünü yazarsanız size uygun balıklar önerebilirim. Ayrıca bazı sitelerde canlı doğuran, ciklet, buradan türleri beğenip yine bana yöneltebilirsiniz. Tür hakkında size bilgi veririm. Üçüncü videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Teşekkürler.